Şimdi, malumunuz üzere bir Rahip Bronson e, meselesi üzerinden e, Amerika'nın Batı ülkelerinin Türkiye ciddi bir saldırısı söz konusu oldu. Bu saldırılarla beraber yani son yılların en ciddi ekonomik krizine neden oldu. Ancak e, biz Türkiye halkı olarak biz biliyoruz ki Rahip Bronson bir bahaneydi. idi. Aslında bu Brahim Bronson'dan önceki e, ekonomik evet. yansımalar ta bugüne kadar geleceğinin bir anlamda işaretlerini vermişti ama nihai olarak Ray Bronson'la bu iş başlamış oldu. Ancak şu an e, malumlu üzere 687 lira gören dolar kurları bugün 5.60 5.65'lere kadar geriledi. Normal olarak sizlerin de halkın da haklı olarak sorduğu bir soru vardır. Dolar düştü, ürünler neden düşmedi? Bugün ciddi anlamda sormamız gereken en ciddi soru budur. Ancak ben Diyarbakır Haksiyat Şube Diyarbakır Başkanı olarak ticarette de aktif bir şekilde şu an çalışıyorum. Kendi iş yerimde petrokimya olmak üzere gıda ve benzeri 2000 ürüne yakın mamul satıyoruz. Genel anlamda piyasanın nabzını ciddi bir şekilde biliyoruz. Son özellikle dolar kurlarının gevşemesiyle birlikte halkın bize sormuş olduğu bu soru biz de genel anlamda üretici firmalara yani tedarikçi ve üretici tedarikçilerden kasıt ithalatçılar malumunuz üzere bir de üreticilerden bunun nedenlerini sorduk. Dolar düştü. Neden ürünlere yansımadı? Herkes tek bir ağızdan cesine efendim dolar kuru 6.80 iken biz hamma aldık. Bugün o ham maddeyi temizlemene kadar, satmayana kadar düşürmemiz imkansız. Bütün bunlara rağmen dolar düştü, ancak elektrik %40-%50 gibi bir zam yedi, Do doğal gaz %40-%50 gibi bir zam yedi. Haklı olarak, gerçekten de bu bir gerçektir. Örneğin şu an malum olduğum şirkete ben 160 1.600 elektrik faturası öderken bugün bu ay 2800 lira ödedim haliyle bir üretici firmanın ürünlerine yapmış olduğu ürünlerine en azından yüzde on elektrik veya doğal gazın zammından dolayı bir zam meydana geliyor. Ama bu bu e, ürünlerin fiyatının düşmemesine sebep olamaz. Biz döviz kurlarının yükselmeden önce 18 lira aldığımız bir temizlik ürününü bugün soruyoruz firma bize 36-37 lira diyor. Şimdi dolara Bizim malum bildiğimiz üzere 6.87'ye çıktığı zaman dolar kuru %50 %61 zam yedi. Bugün ise ne oldu? Bu zam %40'lara geriledi. 18 liralık bir ürünün 22 23 lira olması gerekirken neden piyasalarda 35 36 lira? 15 Temmuz'da hepinizce malumdur. Türkiye ciddi bir kalkışmanın karşısındaydı. Çok şükür bu kalkışmayı defettik. ettik. Bu defi gerçekleştiren Türk halkıydı. Bir vatan aşkıyla, Sakarya coşkusuyla küfre, zalimlere karşı dik duran bir millet ancak ekonomik bir krizin baş göstermesiyle kendi ceplerine dokunan bu yaklaşımdan kesinlikle ve kesinlikle ödün vermediler. Herhangi bir fedakarlık göstermediler. Hükümet de bu konuda kendince bir şeyler yaptığını söylüyor. Yani piyasalara Maliye ve kal, e, Ticaret Bakanlığı'yla alakalı teftişler falan yapılıyor. Zaman zaman esnaflar dolaşılıyor. Malum bizim iş yerimizin sitede olan esnaflara da gelindi ama bu kalıcı bir çözüm değil ki. Kalıcı bir çözüm olamaz bu. Üretici firmalarla bu işlerin çözülmesi lazım. Kesinlikle tek çare üretici firmalarla görüşülmesi lazım. Biz şuna inanıyoruz. Bugün Dolar yüzde kırk zam yemiş. Bir üreticinin ürünü dolara endeksliyse yüzde kırk zamını yapsın ona helali hoş olsun. Diyeceğimiz yok. Ama şimdi dolar endeksi olan bir ham maddenin yüzde kırk değil de yüzde yüz, yüzde yüz yirmi, yüzde yüz otuz gibi bir zam yapması ister istemez halka yapılan bir zulüm, bir haksızlığın belirtileridir. Biz millet olarak bazı bu şekil yapan firmalara karşı tepkimizi kurmak lazım. Örnek vereyim size. Bundan e, ekonomik bu dolar döviz kurunun yükselmediğinden önce 40 liralık bir mama ismini vermiyorum. Bugün 80 lira olmuş. 90 lira olmuş. Bir çocuk maması. Yani şimdi biz bu çocuk mamasını almazsak ben buradan halkıma sesleniyorum. 2 ay Malum ismini vermedim çocuk mamaları, maması da demiyorum mamaları bir çoğu ki böyle. iki ay biz çocuklarımıza bu ürünü almazsak emin olun rafta tarihi geçen bu ürünlerden ötürü ne yapacaklar biliyorsunuz. Eski fiyatların daha altına çekecekler. Yani bu, biz bu konuda halk olarak biraz metanetli dik duruşumuzu sergilenmemiz lazım. Bazı fedakarlıklardan lüksümüzden ödün vermemiz lazım. Nihai olarak vermezsek bu iş böyle devam eder. Büyük bir haksızlığa tekrar maruz kalmış oluruz. İleriki zamanda ne olur derseniz. Yani ben e, 30 yıldır ticaret yapıyorum. Bu krizle birlikte daha önce 1994 tarihinde Tansu Çiller hükümetinde olmuştu. Yaşı, yani yaşı olanlar bilir. 2000'de Ecevit krizi olmuştu. Bugün de Ecevit'ten sonra malumunuz işte uzun süre milletin bir refah sürmesi. En sonunda bugünlere gelmemiz haliyle biraz daha insanlara ağır gelebilir. 10 yıl, 15 yıl yani kriz yaşamadan refah içerisinde ekonomik açıdan bir yaşam süren ondan sonra da bütün bu rahatlığın, bolluğun bir anda kesilmesiyle ister istemez insanların ciddi bir anlamda tepkileri olacaktır. Yani zorlanacağız. Doğrudur. Ama ben şunu gördüm. Şunu yaşadım. Ne zaman bu işler düzelir diye sordunuz. Dolar kuru 6, 5, 6, 6 seviyesinde dahi kalırsa ürünlerin yüzde %30, %40 düşeceğini tahmin ediyorum. Öngörüm bu. Neden derseniz. Şu an ciddi üretim yapan sanayiciler ve üreticiler ve ithalatçılar bir tedirginlik içerisinde. Tabiri caizse bu ülkeyi sevmeyen, sadece kendi ailesi en büyük parayı kazansın diye 80 milyon insanın refahını, hayatını hiçe sayan bir topluluk var ülkemizde. Ve bu toplulukta sayısı iki elin on parmağını ya geçer ya geçmez. Onlar şu an ciddi bir tedirginlik içerisinde. Elimizdeki mallarımız çok, stoklarımız yüklü. Olur ki dolar 8 lira, 9 lira, 10 lira olur gibi pusu havada, pusuya yatan hayvanlar gibi bekliyorlar. O yüzden dolar 5.66 kurlarında o bantlarda kalırsa ürünler yavaş yavaş düşmeye başlayacaktır. Ki yani üreticinin, tüccarın da o tedirginlikten kurtulduğundan dolayı. Bizi bu hale sokan şu an Ufacık bir e, sallantıda bile ciddi anlamda sarsılmamızın ana nedeni zaten dışa bağımlı olmaktır. Dünyada bugün karşılıksız olarak para basan tek ülke Amerika'dır. Bugün Amerika'da ciddi ciddi ekonomik sorunlar, problemler oluyor. Ancak dünya ülkeleri Amerika'nın batmasına ciddi bir problem yaşamasına müsaade etmiyor. Çünkü Amerika'nın yaşayacağı bu ekonomik sarsıntı, felaket, haliyle bütün dünya ülkelerine yansıyacağından dolayı ne yazık ki manidardır. Parasının karşılığı olmayan bu ülkenin batmasını istemeyen bizleriz. Üretime dayalı bir ülkemiz nihayetinde yoktur bunu biliyoruz. Yani bugün ciddi anlamda hükümet çalışıyor, nerede çalışıyor? Üst yapıda, yollarda ciddi bir çalışması vardır. Ama bizim için önemli olan nokta bir şeyler üretmektir. Dışa olan bağımlılığımızı bir elde tamamıyla bitirmemiz mümkün değil. Yılda bir operasyon, bir, ünize, bir ürün üzerinde çalışmakla bile olsa bizim bu işin bir yerinden tutup ciddi anlamda yapmamız lazım. Silah sanayide geç, bu son zamanlarda devlet bir takım girişimlerde bulundu. Biz devletin yapmış olduğu bütün iyi işlerin arkasındayız ve kendilerini takdir ediyoruz. Ama nihai olarak iyi yapmadıkları bir şey varsa da biz bir setaka olarak halkımızın menfaatini düşünerekten biz hakkı söylemekle yükümlüyüz. Biz hükümetin ya iyi yapmadığı bir şeyi de kesinlikle ve kesinlikle dile getirir bu konuda kendilerini uyarırız. Acilen bizim ufacık bir şey bile olsa bir an önce bir şeyler yapmamız lazım. Geçen bir çiftçiyle görüştüm. 1.70'e aldığı gübreyi bugün dedi 3.5 lira alıyorum. Ve bu gübrenin tamamı dışarıdan geliyor. Bin yıllık bir geçmişi olan, kültürü olan bu ülkenin bir gübre üretememesi ciddi bir sıkıntıdır. O yüzden bizim acilen tüketen değil, üreten bir topluma dönmemiz lazım. Tüketmek çok kolaydır. Üretmek ise emin olun gayretler neticesinde olacak ve buna da inanıyorum ki Türkiye'de o potansiyele, o kabiliyete sahip bir topluluk vardır.